No, no, no. Evime girersen değilsin. Posta arabasını sorarsan değilsin. Seni kim gönderdi, kimi koruyorsun? Her şeyi ben yaptım. Teresa. Sana tekrar soruyorum. Kimi koruyorsun? Kimseyi. Sadece ben varım. Sana son kez soruyorum. Eğer cevap vermezsem, kuşun beynine yersin. Vatan sağ olsun. Galip Bey, benimle geleceksiniz. Rasuha, nedir bu böyle baskı yapar gibi içeride almalar filan? Meşrupiyar sizi acilen görmek istiyor. Tamam git söyle, birazdan gelecek de. Baba, korkarım bunu yapamam. Sizi götürmek mecburiyetindeyim. Baba. Burası payidarların evi. Abla tamam, bir şey yok. Sen karışma. Gidelim. Galip. Sakin abla, konuşup geleceğim, bir şey yok. Ne istiyorsunuz yine kardeşimden? Ha? Nereye götürüyorsunuz? Ne istiyorsunuz kardeşimden? Ne Kenan bir şey yapsana. Ben ne yapabilirim Maksude? Pierre bu şekilde aldırdıysa Galip Bey vardır bir bildiği. Biz karışmayalım. Niye biz karışmayalım? Pierre'le aram bozulur diye mi? Beni kandırdınız Monsieur Galip. Bunun bedeli çok ağır olacak. Sizi niye kandırayım Monsieur? Aziz bana ne dediyse size aktardım. Siz bu kadar kolay aldanacaksınız. Ha? No, no, no. Ben aldanmadım Monsieur. Siz... Aldanmadınız madem, neden gerçek suçlu hala elimde değil? Aradığınız adamı suçüstü yakaladınız. Ama siz ısrarla Aziz'i istiyorsunuz. O kişi Aziz değilse yapabileceğim bir şey yok. O gece evime giren kişinin Aziz paydağı olduğunu ikimiz de biliyoruz Monsieur. Monsieur, size verdiğim söze sadık kaldım. Bildiğim her şeyi sizinle paylaştım. O kişinin Aziz olmaması benim suçum değil. Bundan sonra olacaklar da benim kabahatim değil. Ne demek istiyorsunuz? Ne yapacaksınız? Beni neyle itham ediyorsunuz? Zamanla anlayacaksınız. Yeniden hapse göndermeyi planlıyorsanız... Hapishaneye girmek için dua edeceksiniz bir şey. O yerinize söyleyeyim. Bundan sonra bu şehide olacak.
Erkutuş'un sorumlusu sizsiniz. Monsieur. Çıkabilirsiniz. Bir şey yapamaz, bir laf yapıyor. Anlamıyorsun Aziz. Pierre her şeyden bizi sorumlu tutuyor. Amca seni korkutmaya çalışıyor. Görüyorum ki başarılı olmuş. Yahu neyse ne. Bu riski alamayız. Amca ne yapmamı istiyorsun benden anlamıyorum. Pierre biraz daha tehdit etmesin diye olmadığım biri gibi mi davranayım? Bu adamın sen olduğunu biliyorum. Benden saklamanın manası yok. Değilim. O adamın ne yaptıklarını onaylıyorum, ne de üslubunu. Eğer öyle bir şey yapacak olsaydım bu kadar acemice davranmazdım. Bana bile yalan söylediğine göre bir bildiğim var. Ama Pierre adamın sen olduğundan çok emin. Amca tuzağına düşme şu herifin. Maksadı bizi birbirimize düşürüp kontrol altında tutmak. Bir bu işten zarar görürse bunu kaldırabilecek misin? Amca hadiseyi başka yerlere taşımayalım istersen. Daha evvel yaşadıklarımız malum. Bu şehri terk etmen aileyi kurtarmaya yetmişti. Ama bu defa öyle bir imkan yok. Eğer Pierre iddiasını ispat ederse bütün aileyi yok etmeden durmayacaktır. Hepimizin hayatı tehlikede. Amca bu kadar kuruntu lüzumsuz. Pierre'in ispatlayabileceği hiçbir şey yok. Ailemi tehlikeye atacak bir şey yapmam, merak etme. Nereye gidiyor bütün bu insanlar? Şimdi onlarız. Tövbe Allah'ıma, niye kurdular şimdi bunu? Kaç zaman oldu kurmamışlardı. Kimin için kuruyorlar ki acaba? Pierre niye kurduruyor bunu yine? Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Anlayacağız. Bir şey yapmayacaktı ha? Hükümeti olarak şehrinizi yönetirken siz Türklere modern bir toplum olmanız için elimizden gelen bütün iyi niyet ve hoşgörüyü gösterdik. Fakat karşılığında gördüğümüz şey ne oldu? Nankörlük! Son zamanlarda bizim iyi niyetimizi kötüye kullanıp bize zarar vermeye çalışan hava, bizim iyi niyetimizi suistimal etmeye çalışanlar, bundan sonra kadife eldiven içinde çelik bir yumrukla karşılaşacaklar. Kendini kahraman zanneden ve bir maskenin arkasına saklanan bir korkan bu şehirde huzuru bozmasına müsaade etmeyeceğim. Hele onu taklit etmeye çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek. Bu adam bir kahraman değil, bir suçludur. Ve bu suçluyu koruyanlar, kollayanlar, onu saklayanlar ve onu taklit etmeye çalışanların geleceği
En son yer! Bu nasıl olacak? Gün doğana kadar kendini kahraman zanneden bu soytarının ortaya çıkması için vakit tanıyoruz. Eğer teslim olmazsa bu ele sağlanacak olan onun yerine geçip kahraman olmaya çalışan soytarı olacaktır. Çocuğu asacak. Meydanda söylediklerinizde ciddi miydiniz Müsyö Piya? Cevabını bildiğiniz sorular niçin soruyorsunuz Müsyö? Galiba bu tür sorular için fazla vaktiniz var. Ha, benimse hiç vaktim yok. Gün bana yetişmiyor. Şimdi izninizle. Küstahlık, kibrin yakın arkadaşlarım Müsyö Piya. Arkadaşlarınıza dikkat edin. Sonunuzu getirebilirler.